Ne o? Ne oluyorsunuz? Donu yok. Donuyoruz desene lan hırt. Donu yok. Donuyoruz de be. Donu yok. Mahsus mu yapıyorsun? Donuyoruz. Donu yok. Ayı efendim, ayı. Donuyoruz. Diyemem Kadir efendi, dilim alışmış bir sefer. Dönmüyor. Nefesini tüketme. Bunlar nerede, insanlık nerede? Bunlara var mı somun? Yerler. Donuyoruz. Katibe neden demedin? Keyiflensin diye. Bizi ayı, kendini adam bellesin, fıkara. Bereketli topraklar üzerinde. Orhan Kemal'ın 1954'te yazdığı tarihi romanıdır. Romanda para kazanmak umuduyla köyden ayrılıp şehre göçen İflasızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali adlı üç arkadaşın başından geçenleri anlatıyor. Orhan Kemal, roman hakkında bu kitap kendi bilgi ve görgülerin dışında bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzemeyle meydana gelmiştir diyor. Yayınlanmadan önce çeşitli ırgat, usta ve usta yardımcılarını toplayarak bir gece sabaha kadar okudum. Dinlediler. Pardon dediler. Bu kadar olur. Bütün anlattıklarım doğru. Eksik bile. Çukurova'nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki aklın durur. Sana anlatsak bir değil beş roman çıkarırız. Roman 1979 yılında Erden Kıran tarafından filme uyarlandı. Orhan Kemal'in aynı adlı romandan uyarlanan film senaryosunu en başta Mahmut Talih Öngören yazmıştı. Ancak Erden Kıran senaryoyu beğenmemesi üzerine oyuncu Tuncel Kurtüz senaryoyu yeniden kaleme almıştır. 1979 yılında çekimleri tamamlanan film Screen Adam tarafından yasaklandı. Daha sonra ise kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı. Negatiflerinin bulunmasından hemen sonra film Türkiye'de 28 yıl sonra gösterime girdi. Bereketli Topraklar üzerinde 1981 yılında Strasbourg'da yapılan oylama sonucu Avrupa'nın en iyi filmi seçildi. Ancak yurt dışı yasağı nedeniyle Erdal Kral'ın ödül alması engellendi. Junta günlerinde Kral negatiflerin izlerini kaybetti. Yapımcılardan Nurettin Sezer negatifleri korumak için İsveç'e götürdü. Filmin negatiflerin bulunması ardından 12 dakika kısaltılarak 2 Mayıs 2008 tarihinde tekrar gösterime sokuldu. Değil mi? İnek gibi kaçıyorsun ha? Kan kaybediyor. Arabanı alıp hastaneye götür. Jandarma. Jandarma. Allah yardımcınız olsun oğlum. Allah yardımcınız olsun. Arabası pislenir diye herif arabasını almıyor. Ne? Arabası pislenir diye mi? Parçalayın kerajını malını, parçalayın. Düzen, sömürü, baskı ve katliam düzenidir. Bu düzende sermayedarlar, zenginler her türlü baskıyı, katliamı yaparlar ama hiçbir ceza almazlar. Son örneğini Soma maden katliamında 301 madenci katledenler teker teker tahliye olurken yaşadığı açlık nedeniyle ekmek çalan yoksul halk çocuklarına 10 yıllarca ceza verirken gördük. Bu düzende halk çocukları, devrimciler, bağımsız Türkiye için mücadele ettikleri için adaletsiz kararlarla 10 yıllarca ceza aldırır. Her gün işçilerin kanını döken kan emici patronlar ise bu devletin kolluk kuvvetleri yargısı tarafından korunuyor, aklanıyor. Bu sömürü düzenine karşı tek çaremiz örgütlenmekten ve savaşmaktan geçiyor. Bu sömürü düzenini en iyi anlatan filmlerden biri olduğu için bu hafta bu filmi önerdik.
Gelecek hafta yeni film öneriyle görüşmek üzere.